Merhaba, ben Ahmet Dönmez. Yeni bir sesli yazıyla karşınızdayım. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümünü paylaşıyorum sizlerle. 17 Şubat 2021 tarihli bu bölümün başlığı Zeytinyağı, Su, Mahrem, Hizmet şeklinde. Başlarken her zamanki hatırlatmamı yapayım. Bu yazıya ulaşmak ve okumak isteyenler internet sitem ahmetdönmez.net üzerinden veya patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfasından ulaşıp okuyabilirler veya bu videonun altındaki açıklama bölümüne yazının linkini ekleyeceğim. İsteyenler linki tıklayarak da yazıya ulaşabilirler. Zeytinyağı, su, mahrem, hizmet başlıklı yazı şu şekilde. Bu yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için böyle bir yazıyı elzem gördüm. Çünkü okuyucunun çoğu bilmediği bambaşka bir dünyaya adım atacak. Buna cemaatin kendi tabanı da dahil. Hatta tahminimce onların şaşkınlığı diğer okuyuculardan fazla olacaktır. Çünkü bugüne kadar bildikleri, kendilerini vakfettikleri, uğruna bedel ödedikleri hizmetten çok başka, bambaşka bir hizmetle karşılaşacaklar. Evet belki herkes cemaat içerisinde bir de mahrem hizmetler ya da husus hizmetler adı verilen gri bir alanın olduğunu duymuştur, biliyordur. Ancak erbabı ve ilgilisi dışında kimse bu mahrem duvarlar arkasında neler yapıldığını bilmez. Fakat burası bilinmeden ne bu yazı dizisinde anlatacaklarım tam olarak anlaşılabilecek ne de yıllardır olup bitenler. Bugün cemaat içerisinde yaşanan kafa karışıklıklarının en büyük nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında eleştiri konusu yapılan, üzerinde konuşulan, hatta yıllardır suçlamalara neden olan meselelerin tamamı işte bu loş bölgede yaşananlardan kaynaklı. Daima gün ışığında kalan ve tek işi Allah rızası için insanlık hayrına koşturmak olanlar cemaatin tamamını kendileri gibi bildiklerinden ötürü söylenenlere asla ve asla inanmamakta hepsini birer algı operasyonu gibi kabul etmektedir. Hadiseyi en baştan şöyle izah etmeye çalışayım. Benim gördüğüm kadarıyla hareket kabaca iki ayaktan oluşuyor. Biri normal, herkesçe bilinen, görünen, umumi efkarca beğenilen, sevilen hizmet hareketi. Diğeri küçük bir azınlık dışında hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı, Meşruiyeti kendinden menkul, hikmetinden sual olunmayan mahrem yapı. Bunu bir üçgene benzetirsek, alt kenarın bir köşesinde hizmet hareketi, bir köşesinde de mahrem yapı yer alıyor. Normalde asla yan yana olamayacak ya da olmaması gereken bu iki kenarı anlamlı bir bütün, yani bir üçgen haline getiren ise onları birleştiren noktanın varlığı. İşte o birleşim noktasında yani üçgenin tepesinde hareketin lideri Fethullah Gülen yer alıyor. Her ikisinin de lideri Gülen. İşin ilginç tarafı mahrem yapının en büyük muhalifi normalde hizmetin ilkeleri, prensipleri, öğretileri. Ama son derece tuhaf bir şekilde ve sosyal bilimler açısından oldukça ilgi çekici bir vaka olarak ikisinin tek bir çatı altında olabildiğini görüyoruz. İşte o yüzden Gülen kendisine soru çalmakla ilgili soru yöneltildiğinde bunun kesinlikle haram olduğunu söylüyor ki zaten başka türlüsü düşünülemez. İşte bu düşünülemezlik algısını doğuran hizmet hareketinin prensipleri. Ama buna rağmen kamuya mümkün olan en çok sayıda kadro yerleştirilmesi için soru alıp verilebilmesini mümkün kılan ise mahrem yapının varlığı. Çünkü bu hususi tarafın kendine göre farklı kuralları Farklı usulleri, far farklı bir fıkhı, farklı öncelikleri, farklı bir söylemi var. Normal bilinen hizmet hareketinin bulunduğu köşe için A köşesi, mahrem taraf içinde B köşesi diyelim. İşte Gülen'in A köşesi için ettiği düsturlar B köşesi için geçerli değil. Gülen A köşesi için münzevi bir din alimi olarak ve dinin özünde var olan güzel hasletlere dayalı olarak konuşuyor. B köşesine ise daha çok bir siyasi hareketin lideri olarak. Ama A'ya bundan bahsedemez. B ile konuştuklarını A ile konuşamaz. Çünkü izah edemez. Etse de buna A razı olmaz. Yapılanların çoğuna rıza göstermez. O da bunu biliyor. Buna mukabil B'den de vazgeçemez. Çünkü o asli unsur. Çünkü bir gayi hayali vardır ve ona B'siz ulaşılamayacağını düşünüyor en başta bir iştahatta bulunmuştur. Çünkü hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir. Zararı ammın defi için zararı has ihtiyar olunur. Bu yüzden B'de görev alanlar şuna inanırlar. Aslında onlar zora talip olmuşlardır. Başkaları dışarıda çeşitli hizmetler için küheylan gibi koştururken onlar sınır hattında riskli bölgede kelle koltukta bir mücadele vermektedir. Geçen yıl kaleme aldığım Cemaat Eleştirileri ve Gelen Tepkiler Üzerine başlıklı yazıdaki bir pasajı burada kullanmama müsaade edin. Onlara göre bu tür yanlışlıklar zaruret halinde mecburiyet kesbetmiş bahsurlu hallerden ibarettir ve Türkiye'nin kendine has şartlarından doğmuş bir takım kaçınılmaz tedbirlerdir. Başka türlüsü mümkün olamamıştır, olamayacaktır ve bugün de haklılığından şüphe edilmeyecek bazı istisnai kararlardır. Bunlar avamın baktığı yerden anlaşılamayacak ancak adaleti izafiye penceresinden izah edilebilecek bir ehven-i şer yumağıdır. Ne yapılmışsa doğru yapılmıştır. Düşmanın her türlü desiseye başvurduğu, her türlü şeytani silah ile silahlandığı bir ortamda problemleri mutlak adalet ile çözmenin imkanı kabil değildir. Bu nevi denişlerin fıkhı da farklıdır. Türkiye'de derin devletin veya diğer güç gruplarının neler yaptığına bakmadan, cemaati mecbur bıraktıkları şartların kaynağını tartışmadan bu tür mahsurlu yöntemleri sorgulamak da hamakattir, saf derunluktur ve düşmanın cephesine mühimmat taşımaktan başka bir anlamı yoktur. Ya da bir başka benzetmeyle bir bardağın yarısı zeytinyağı yarısı da su olacak şekilde doldurulmuş. Ne zeytinyağı suya karışıyor ne de su zeytinyağına. Hatta öyle ki su bardağın tamamını kendisi gibi su zannediyor. Peki Gülen böyle bir gizli yapıya neden ihtiyaç duydu? Doğan Avcıoğlu zamanında neden 10 işçi kandıracağıma bir albay kandırırım daha iyi demişse o yüzden. Mahrem hizmetlerin varlık nedenini, bizzat bizim devletin kendi mimarisinde ve genetik kodlarında aramak gerekir. Bir kere her şeyden önce devletin kendisinin bile kocaman ve derin bir mahrem yapısı var. Anayasası, kanunları, mahkemeleri, parlamentosu, hükümeti, kurumları ve her türlü meşruiyet kaynağına rağmen bununla yetinmeyip bekasını derin devlet adı verilen bir başka karanlık ve kanlı sahada arayan bir devlet bu. Kendisini hukukun olmadığı bir bölgeye çeken, kanunlardan arındırılmış, alabildiğine keyfi ve gayri nizami bir alanda varlığını sürdüren bir akıl. Orada her türlü kanunsuzluğun, her türlü kirli tezgahın, faili meçhulün, cinayetin, kumpasın, provokasyonun ruhsatı var. İster mafya, ister uyuşturucu kaçakçısı, ister din tüccarı ol, orada sana vatan için kutsal görevler verilir.'' Ve bunun adı devletin bekası olur. Daha geriye gidelim. İttihatçılardan bu yana Türkiye'de iktidarı ele geçirmeye uğraşan her oluşum orduda etkin olma mücadelesi içinde olmuştur. Osmanlı'nın son devrinden bu yana komitacılık, gizli cemiyetler, mason hocaların örgütlenmeler, ittihatçı partiler niye olmuşsa o yüzden Gülen'in de bu alana girdiğini düşünüyorum. Cumhuriyet'in ardından bütün farklılıkları dışlayan, onları birer tehdit olarak algılayan despot, mütehakkim, cebri, keyfi ve askeri bir rejim kurulunca bu hakim ideolojinin dışında kalan hemen her grup kendini gizlemek ihtiyacı hissetti. Güya bir siyasi parti lideri olmasına rağmen TSK'da, MIT'te ve yargıda hiç de demokratik olmayan, şeffaflıktan çok uzak bir örgütlenme modeli kuran Doğu Perinçek, neden arkadaşlarımız, arkadaşlarımız deyip duruyorsa gülen de o sebepten böyle bir yapılanma korumuştur zannediyorum. Demokrasinin en meşru organları arasında olması gereken siyasi partilerin bile bir takım örtülü yapılanmalarının olduğu bir ülke burası. Kısacası devletimiz demokratikleşmedikçe ve gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadıkça maalesef buna benzer gizli mücadele grupları hep var olacaktır. Çünkü Gülen ya her yerdesindir ya hiçbir yerde düsturunca hareket ediyor. Hiçbir zaman sadece bir din adamı veya tek başına din alimi olmadı. Aynı zamanda bir siyasi aktör kendisi. Siyasi hedefleri, emirleri, hayalleri, beklentileri olan bir adam. Bunu da yine dini gayeleri için bir araç olarak tasavvur etmiş olsa bile devlet olmadan kudret olamayacağına inanmış bir lider dini karizmasını da bu alanda çok iyi kullandı. Ve öyle bir model kurdu ki dünyanın dört bir yanında okul diye koşturanlarla bürokrasiye adam diye yarışanlar asla birbirine karışmadı. Su ile zeytinyağının aynı kapta bulunup da birbirine karışmaması gibi. Fakat bu hususi yapılanmanın hatası iddiasının aksine hukuksuz yapıya son verip Türkiye'yi şeffaflığa kavuşturmak yerine o karanlığı kendisi lehine kullanmak oldu. O parazitli sahada kalmayı tercih etti. Var olan arızaları çeşitlendirdi ve biz üretti. Belki de duası gereği zaten aksi mümkün değildi. Gülen'in B kümesiyle konuşurken yapılan bazı hukuksuzlukları cerrahlar neşteri vururken bazen şöyle genişçe vururlar ki kanserli hücreler yeniden nüksetmesin sözleriyle tecviz ettiği anlatılıyor. Bu devirde Türkiye'nin meseleleri mutlak adalet ile çözülemez diyerek adalet mahza yerine adaleti izafi anlayışının önünü açtığı da. Haliyle sıfır noktasında bir milim olan sapma açısı nihai noktaya vardığında kilometrelerce büyüklüğe ulaştı. Açık bırakılan kapı sonuna kadar aralandı ve orası yol geçen hanına döndü ve o loş birimlerin tepelerinde görev alan bazıları kendilerini cemaatin gerçek sahibi gibi görmeye başladı. Nasıl ki derin devlet aktörleri kendilerini vatanın gerçek sahipleri olarak görüyorsa, hükümetler gelir geçer ama biz kalıcıyız diyorlarsa, cemaatin kimi hususi abileri de kendilerini öyle görüyorlardı. Zamanla da devlet oldukları zevabına kapıldılar. En ölümcül hataları da bu oldu. Tabiatı gereği bu mahrem yapı en başta cemaatin geri kalanına karşı tedbir uyguladı. Kendilerini en başta onlara karşı gizlediler. Başka türlü olamazdı. O yüzden siz yıllarca cemaat okullarında çalışmış bir öğretmene, hayır kuruluşları için koşturmuş bir ev hanımına, abone kampanyaları için kapı kapı dolaşmış bir öğrenciye, okullar için bağışta bulunmuş bir esnafa cemaat içerisinde bazı birimler kendilerine göre seçtikleri kimi isimlere sınav sorularını vermiş dediğinizde nasırına basılmış gibi feveran ediyor. Veya cemaat içinde menfi hizmetler diye bir olgunun varlığından bahsettiğinizde size müfteri muamelesi yapıyor. Sahte delil üretilmesi, bürokraside tasfiyeler için gerektiğinde kumpasa başvurulması gibi suçlar, bu insanların dünyasına o kadar uzak ki kendi içinde bulundukları camia ile bunları kesinlikle yan yana getiremiyorlar. Bağdaştıramıyorlar. Dolayısıyla çok keskin tepkiler veriyorlar. Tıpkı su ile zeytinyağı gibi. Ama onlar bardağın tamamının su ile dolu olduğunu zannediyorlar. Şu kadar yıldır içinde bulunduğum camiada gördüklerimi, okuduklarıma, dinlediklerime, yaşadıklarıma, tanıdıklarıma mı inanayım sana mı? Hocamızın hayatı, konuşmaları, eserleri ortada. Bunlara değil de senin anlattığın saçmalıklara mı inanmamı bekliyorsun? Diyorlar. İşte bu mahrem yapının en büyük başarısı. O ayrışmayı o kadar güzel becermiş, kendini o kadar güzel gizlemiş ki Schopenhauer'un kirpileri gibi soğukta bile yan yana gelemiyorlar. Bu aslında geçmişte cemaate yakın kurumlarda görev yapıp da Bugün bazı eleştiri getirenlere yöneltilen, daha önce niye bunları anlatmadın da şimdi bir aydınlanma yaşamış gibi konuşuyorsun. Bunları daha önce niye söylemiyordun? Küpünü doldururken iyiydi de şimdi hizmet kaybedince mi ötmeye başladın şeklindeki soruların da cevabı. Dediğim gibi o hususi yapı en büyük tedbiri kendi tabanına uyguladı. Hemen hemen her şey 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkmaya başladı. O yüzden kendi bireysel gazetecilik serüvenime başlarken daha yolun başında bilmek ve bilmemek başlıklı bir yazı kaleme almıştım. O yazıya şuna inanırım bilmek ile bilmemek arasına kainat sığar. Bir şeyi bilmiyor olabilirsiniz. Ayıp değildir. En fazla öğrenmemenin utancını yaşarsınız. Fakat biliyorsanız artık sizin için dünya bir an öncesine göre başka bir yerdir. ...cümleleriyle giriş yapmıştım. Kendi adıma konuşayım. 15 yıl Zaman Gazetesi'nde çalışmış biri olarak... ...bugün bildiklerimin yüzde birini... ...15 Temmuz'dan önce bilmiyordum. Vallahi de bilmiyordum, billahi de. Aslında cemaat içerisinde binlerce insan aynı durumda. Bugün şaşkınlık içinde olan biteni anlamaya çalışıyorlar. Eğer bu ayrımı yapmazsanız... ...sanki karşınızda homojen bir camia varmış düsturlar yekpareymiş, liderin tek bir boyutu varmış gibi bakarsanız işin içinden çıkamazsınız. Lütfen bundan sonra yazacaklarıma A kümesinin penceresinden bakmayın. Eğer cemaat gönüllüsüyseniz ve bu küme içinde yer alıyorsanız üstünüze alınmayın. Konunun sizinle alakası yok. Her neyden söz edeceksem B gezegeninde yaşananlardan söz edeceğim. Hoş siz isteseniz de zeytinyağı ile su birbirine karışmaz zaten. Ne kadar karıştırırsanız karıştırın. Evet 17 Şubat 2021 tarihli ikinci bölüm Zeytinyağı Su Mahrem Hizmet başlıklı yazı bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum veya video olarak izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.